Evet, ben de sizi alkışlıyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet. Vay maşallah ya. Gençler müthiş. Belediye Başkanımız Sayran Metin ile düzenlediğimiz gençlik buluşması etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Zor oyun bozar diye güzel bir söz vardır. Başarıya baktığınız zaman, kişisel başarılara baktığınız zaman zor ortamlar insanı yetiştiriyor, pişiriyor. Şimdi öğrenciyken kralsınız. Öğrencilik bitti, sıkıntılar başlayacak. Onun için şimdiden kendinizi yetiştirmeniz lazım. Rize insanı biraz serttir başkanım ama aynı zamanda da biraz komiktir. Sizin daha önce bu olayla ilgili yaşadığınız bir olay oldu mu? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Hangisini anlatayım ki? Sen nerelisin? Elazığlı. Aslında fena değil. Gakkoşlar da bizim kadar bizim kadar espriye açıktır. Üniversiteye çok fazla aile baskısıyla gelenler var. Siz ailenizin baskısıyla mı üniversite okudunuz yoksa kendiniz mi okudunuz? Aile baskısıyla. Uzun yıllar boyunca yüksek mertebelerde bulunmuşsunuz. Ben 20 yaşındayım. Hayat çok yordu. Arkadaşlardan çekiliyorum. Hayat çok yordu. Evet. Sıkıntı şu, siz bu kadar tempoya, bu kadar yoğunluğa nasıl dayanabiliyorsunuz? Bir motivasyonunuz var mı? Evet. Biz bile bazen sınavlardan kaçmaya çalışıyoruz, okula gitmiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama sizin hep böyle bir yoğunluk içinde olduğunuz eminim. Evet, tabii. Mertebenizden kaynaklı. Nasıl dayanıyorsunuz acaba? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii insanlar kendi bulundukları yerden hayatlarına geriye doğru baktıkları zaman çok stresli. Vize senin için çok stresli olabiliyor. Final çok sıkıntılı olabiliyor. Ama başka bir yere geldiğiniz zaman iş hayatına evleniyorsunuz, hayat kuruyorsunuz, çocuklarınız oluyor. Bir bakıyorsun ki ya final çok önemli bir şey değilmiş ya. Vize çok önemli bir şey değilmiş. Başka bir yere geliyorsun. Başka diyorsun ki şu böyle değildir. Tatlı dilim güler yüzlü ve ceylan ben dedim ki şeyleri soracaklar. Niye bu minibüs fiyatları çok pahalı? Bize niye pahalı? Başkanım pas attınız. Şimdi biz ben böyle onlar bekliyordum da.